Gezinio'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizin için yine bir aksiyon kamerası inceliyorum. Bakalım bu haftaki konuğumuz hangi aksiyon kamerası? Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi aksiyon kamerası inceliyoruz. Hangi modeli inceliyoruz? Şu elimde görmüş olduğunuz Sony'nin HDR AS100 VR modeli. Yani Wi-Fi ve GPS özellikli aksiyon kamerasını inceliyoruz. Nereden geldi bu kamera? Önce bir fiyatlarından bahsedeyim. Bu kameranın fiyatı 1200 lira civarında arkadaşlar. Ama nereden geldiğine gelecek olursak, ben biliyorsunuz bisiklet forumda köşe yazarlığı da yapıyorum. Birçok dostum var orada, birçok arkadaşım var. Yani bir yerde ailem olarak görüyorum bisiklet forumu. Sağ olsun Kayseri'den Türkiye'nin tanınmış bisikletçilerinden olan arkadaşım Türker. Onun kamerasıydı bu. Kendisi incelemem için bana gönderdi bunu. Buradan da kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Beni büyük bir yükten kurtarmış oldu. Evet, şimdi ne yapalım? Kameranın kutu açılımına geçmeden önce şöyle bir hafifçe özelliklerini tanıyalım. Neler var kamerada? Kameranın kendi var, bir kolluk var. Bu kameranın ilk etapta söylemem gereken şöyle değişik bir özelliği var arkadaşlar. Ben şimdi normalde bu çekimi GoPro ile yapıyorum. GoPro'larda böyle bir özellik yok. GPS özelliği. Özellikle biz bisikletçilerin tercih ettiği veya motosikletçilerin de tercih ettiği GPS özelliği var. GPS özelliği sayesinde ne yapabiliyoruz? Burada sanırım görünmüyor ama YouTube'dan birçoğunuz bilir, sürüş videoları olur. Sağ tarafında üst ya da altta GPS üzerinde konumunu gösterirler. İşte bu kamerayla bu özellikle videoları çekebiliyoruz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş şu kameranın bir kutusunu açıp içinde neler varmış birlikte görelim. Evet, kameramızı yavaş yavaş artık açabiliriz. Neler çıkıyor? Tek tek size şunları bir hızlıca göstereyim. Çünkü video biraz uzun sürebilir. Bayağı bir özelliği olan bir kamera bu. Tabii sonunda GoPro ile de kıyaslayacağız bunu. GoPro görüntüleriyle de kıyaslayacağız. Şimdi şöyle kısaca çıkartırsak kameranın içinden neler çıkıyor? Kameranın birinci olarak kendisi çıkıyor arkadaşlar. İçinde su geçirmez housing kabı ile birlikte çıkıyor. Onun haricinde şöyle Sony'nin bir el bileklik görüntü aparatı var. Bunu da birazdan zaten hızlı hızlı geçiyorum. Ayrıntısına girmiyorum. Birazdan zaten tam olarak ne olduğunu size bunun video çekimleriyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir bilekliği var. Bunun üzerinde bir ekran da var. Bunu böyle bileğinize takarak kullanabiliyorsunuz. Su da geçirmiyor ayrıca. Onun haricinde neler geliyor yanında? Hemen onları da göstereyim. Şöyle hafifçe zedelemeden çıkartırsak hemen, evet, şu şekilde bayağı böyle Orhun kitabeleri şeklinde bir manual geliyor içinden, bir user book, kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu birkaç tane dilde olduğu için bu kadar çok, hepsini okumanıza gerek yok. Zaten kameranın menüsü gayet kolay, kendinize kolayca kurcalarken ne olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Onun haricinde içinden şu şekilde aksesuarlarını gösterecek olursam bir adet şarj cihazı çıkıyor. USB, micro USB bağlantılı, normal bir ucu USB olan. Onun haricindeki neler var? Kamerayı housingsiz şekilde kullanabileceğiniz ayakları, aparatları çıkıyor. Onun bir diğer olarak aynı şekilde devamı da buradaymış bunun. Bu şekilde kameranızı kask aparatları çıkıyor. Birkaç tane, iki tane kask aparatı çıkıyor. Bir de şöyle bir kask aparatı var. Bu da daha düzlemsel yüzeyler için. Bu biraz daha doğrusu kask için yuvarlak yüzeylere yapıştırabilmeniz için. Ve onun haricinde de şöyle açısını ayarlayabileceğiniz, daha doğrusu normal yerlere de takabileceğiniz bir aparat çıkıyor içinden. Gerçi ben bunun içinden mi çıktı yoksa Türker mi aldı ondan çok emin olamadım. Neyse, dediğim gibi aksesuar olarak biraz zayıf kalıyor. Şu görüntü şeyi gerçekten tatminkar. Görüntü LG, görüntü saati mi diyeyim artık, ne diyeyim bilemedim. Bu gerçekten tatminkar ama yanında gerçekten bayağı az aksesuar geliyor. Ama tabii bunları internetten gitti gidiyor gibi sitelerden çok ucuza bulabiliyorsunuz. O yüzden çok problem değil. Şimdi yavaş yavaş ne yapalım? Yavaş yavaş da kameramızın önce display'ine bağlayalım. Sonra ayrıntılarını inceleyelim. Bir menüsüne bakalım. Kamerayı açtığımızda menüsü hemen karşımıza geliyor ve çok kolay anlaşılır bir dille yazılmış. İşte üzerindeki batarya şarjıyla 1080'e 60 frame'de 2 saat 10 dakikalık bir çekim süresi olduğunu söylüyor.
Şu şekilde Previous ve Next olarak geçtiğimizde işte görüyorsunuz fotoğraf modu var. Hızlı hızlı geçiyorum. Time-lapse modu var. Canlı yayın, video modu ve setup özellikleri var. Şu setup menüsüne göz atalım bir. Burada çünkü önemli bir özellik var. Şurada görmüş olduğunuz Steady özelliği var. Bu Steady özelliği ne arkadaşlar? Bunu altını çizerek vurgulayacağım. Steady özelliği normalde bu kamera 170 derece açıyla çekerken 120 derece düşürüyor ve özel bir yazılımla titreşimleri, görüntü kayıplarını, görüntüdeki bulanıklıkları engelliyor. Bunu da hemen şu şekilde off veya on yapabiliyorsunuz. Menüsüyle ilgili size başka söyleyeceğim ne var. Aynı şekilde setup'tan diğer özelliklerine girdiğimizde işte senaryo özellikleri, lapse, time-lapse fotoğraf çekim, renk özellikleri, pro ayarları var. Pro ayarlarına ben çok girmiyorum. Pro ayarları ayrıyetten bir ayar değil tabii ki. İçinde yine hazır halde bulunuyor. Pro dediğiniz zaman çeşitli formatları değişebiliyor. Remote control, uzaktan bağlantı menüsü var. Onun haricinde işte drive, self, configuration, kamera ile ilgili Wi-Fi'de, GPS'de özelliklerinin uçak modu gibi çeşitli özellikleri bulunan bir menü var. Şimdi isterseniz kamerayı Live View dediğimiz kol aparatına, kol LCD ekranına bağlayarak bir de o şekilde bakalım. Evet, şimdi gelin bu Live View Remote dediği, Sony'nin Live View Remote dediği, yani canlı görüntü uzaktan kumandasını inceleyelim. Şurada hemen altında bir tuş var. Üstünde de iki adet tuş var. Bu tuşlardan biri menü tuşu, biri display, ekran tuşu. Altındaki de açıp kapama tuşu ve şurada menülerin içinde gezinme ve çekim tuşları bulunuyor. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü bu kamera gerçekten ayrıntılı bir kamera. Şu anda kendisi otomatik bağlanıyor. Ben bunu daha önceden bağladığım için bu şekilde bağlanıyor arkadaşlar. Evet, şu şekilde sol üst tuştan menü tuşuna girebiliyorsunuz. Burada menü özelliklerini görüyorsunuz aynı şekilde. Onun haricinde display ekranından kapatıp pilini yemesin diye. Bu arada kendi üzerinde bir şarjı var. Üzerinden şarj ediyorsunuz bunu aynı şarj aparatı ile birlikte. Bu şekilde aynı anda saat olarak da kullanabiliyorsunuz. Veya komple ekranını kapatabiliyorsunuz da. Veya şu şekilde kameranıza açık kalabiliyor. Şuna bastığınız anda da zaten gördüğünüz gibi sol alt köşede record tuşu, record simgesi çıkıyor ve kayıt etmeye başlıyor. Şimdi gelin bir de bunu telefonumuzda, Android telefonumuzdaki aplikasyona bağlayarak kullanmayı deneyelim. Sony 2 adet aplikasyon yapmış arkadaşlar. Bunlardan birincisi kamerayı kontrol etmeye yarayan, ikincisi de videolarımızı hemen online olarak editleyip Facebook ya da sosyal platformlarda paylaşmamıza yarayan bir video edit programı. Biz video edit'e değil, kamera kontrol olanına, yani Play Memory S Mobile dediğimiz aplikasyonu kullanacağız. Ama bunun öncesinde şöyle bir ayrıntı var. Telefonumuzun Wi-Fi özelliklerine girerek önce içinde bulunmuş olduğumuz Wi-Fi ağını kopartıp arattırıp Sony'yi bulduktan sonra önce bağlanmamız gerekiyor. Hemen ardından aplikasyonumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi ben daha önceden bağlandığım için kendisi otomatik olarak şu anda bağlandı. Özelliklerine bakacak olursak işte burada çeşitli modları var. Film, aralık kaydı, yani time-lapse, fotoğraf modları var. Onun haricinde çok basit ve kullanışlı yapmışlar. Hemen sol alt köşede kamerayla ilgili ayar görüyorsunuz. İşte atıyorum kayıt modları var. PS, HQ, 120 gibi. Bunlar tabii 1080-60, 1080-30. Bunlar kameranın üzerinde gösteriyor. Burada yazmamışlar fakat kamera üstünde görebilirsiniz. Şu şekilde bastığınızda ufak bir uyarı ve sol üstte rekord tuşuyla kaydetmeye başlıyor. Hemen bastığınızda da Sony gördüğünüz gibi çok hızlı tepkiler vererek görüntüyü hemen anında durduruyor. Şimdi isterseniz artık yavaş yavaş kameramızın görüntü testlerine geçebiliriz. Evet, şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, özellikle dışarıda çekim yapıyorum ki Sony'nin görüntü kalitesini anlayın diye şu anda mikrofonumu da kapattım artık. Şu anda kameranın üzerindeki mikrofondan konuşuyorum size. Steady titreşim özelliği açık. Bu yüzden tripod kullanmıyorum. Ve şu anda kamera elimde. Ayrıca bilmiyorum şu şekilde bu uzaktan kumanda kitinden çalıştırdım. İnanılmaz kullanışlı, inanılmaz da kolay bir kitmiş. Şimdi artık son testimiz olan GoPro ile görüntü kıyaslamasına geçebiliriz.
Bu arada kamera hakkında size daha başka neler söyleyebilirim. Kamera lens olarak, mercek olarak Zeiss'in Tesar marka lensini kullanıyor. Sensör olarak yine Sony'nin kendi üretmiş olduğu Exmor CMOS sensör kullanıyor. Ayrıca işlemci olarak da Bionz X marka, Bionz X model işlemci kullanıyor. Yavaş çekim görüntüleri, slow motion görüntüler bu sefer test etmedim. Çünkü bunda Sony kalitesi olduğu için 240 frame gibi özellikler bunda zaten mevcut. 240 frame, 120 frame gibi özellikler zaten mevcut. Ve Sony olduğu için çok gerek duymadım. Sonuçta elindeki kamera bir Xiaomi veya CJ Cam değil ki kendini kanıtlamaya ihtiyacı olsun. Zaten kendini kanıtlamış bir kamera. Şimdi ne yapalım? GoPro ile yan yana getirerek görüntü testlerini inceleyelim. Ve burada videomuzu artık içim dışım kamera oldu bu arada, o yüzden böyle konuşuyorum. Bu arada videomuzu artık sonlandırıyorum. Kendinize önümüzdeki haftaya kadar iyi bakın. Yorum yazarak benden çekmemi istediğiniz videoları aşağıya, hemen şu alta yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evet, şu anda iki kamerayı yan yana koydum. Housinglerinden çıkardım. GoPro'yu 1080'e 60 frame Super View'da çekiyorum. Sony'yi de Steady'yi kapattım. Yani 170 derece 1080'e 60 FPS yine özelliklerde çekim yapıyorum. Şu an özellikle konuşuyorum ki, hatta kameraların arkasından konuşuyorum. İkisi de housingsiz şekilde mikrofonlarını kıyaslama imkanımız olsun diye arkadaşlar. Şu an inanın açılarının görüntülerini ne çektiğini ben de bilmiyorum. Videoyu seyrederken hepimiz göreceğiz bakalım. Ama Sony'nin merceği biraz daha yüksekte olduğu için sanırım biraz daha yukarıdan biraz daha geniş açı çekiyor olabilir diye düşünüyorum.